Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Halk TV ekranlarındasınız. Bir 30 dakika programıyla daha karşınızdayım. Referandum öncesi hafta çarşamba günü 30 dakikayla karşınız olamamıştık Gündem Özel programıyla uzun bir programdı Ancak hemen 16 Nisan sonrası yine 30 dakika maratonuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü konuğumu hemen takdim etmek istiyorum sizlere CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öztürk Yılmaz yanında Öztürk Bey hoş geldiniz Merhabalar Atabey sağ olun Merhabalar bir uzun maratondur ki Başka maraton 16 Nisan atlattık. Neyse ki e, ve 51 ile evet oyları önde çıktı. Tabii e, bu seçim sonucunun bu referandum sonucunun daha doğru bir ifadeyle e, evet oyları kazandı ama 51'e 49 yakın bir sonuç. Tabii sadece evet kazandı demek yeterli değildir bence. Birazdan siz de tabii değerlendirme yapacaksınız. Birçok denklemi var bu matematik probleminin. işte kimler kazandı, kimler kaybetti. Ama tabii sandıkta hile, şaibe iddiaları da yine mühürsüz oy pusulları tartışmaları da gidiyor ki yine 16 Nisan'dan itibaren bu konu dinmiş değil. E, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle e, kısa bir referandum değerlendirmesi alalım sizden. E, YSK'ya başvuru da yapıldı, itiraz edildi ama reddedildi bugün. Sonuçla karara bağlandı ve daha sonrası da agit konusuna geleceğiz. Ama önce bir 16 Nisan'ın Nisan kısa bir değerlendirmesini alalım sizden. Şimdi Atabey, 16 Nisan öncesi referanduma baktığımız zaman e, Türkiye'de her türlü hükümetin baskısı ve şantajıyla karşı karşıya kaldı vatandaşlar hayır kampanyasını yürütenler terörist ilan edildi. E, ve maalesef e, Türkiye'de parti devleti e, olması nedeniyle e, parti adeta devletin bütün imkanlarını e, evet kampanyası e, emrine sundu. E, evet kampanyası e, devletin bir kampanyası oldu ve devlet halka karşı savaş verdi. E, devletin valileri, kaymakamları, devletin bütün kurum ve kuruluşları evet kampanyasının sponsorluğunu yaptılar. Devletin bütün kanalları evet kampanyasını pohpohladı ve alkışlattılar. Ayrıca bütün bizim havuz medyası dediğimiz medya, hükümet tarafından finanse edilen, hükümetin kontrolünde olan medya, hayır kampanyasını şeytanlaştırmaya, sanki bir marifetmiş gibi, Demokrasiyi bitiren evet kampanyasını e, övmeye başladılar. E, korkular yarattılar. Avrupa ile atıştılar. E, i̇çeride milliyetçiliği oynadılar. Ve akla hayali gelmeyecek taktiklerle bir kampanya yürüttüler. E, bütün e, bu sanki yetmiyor, yine de yetmedi. Bu defa e, devlet destekli. E, yüksek seçim kurulunun içinde olduğu e, bir seçim sonucu yaratma stratejisine giriştiler. Yani evet. yaratılan bir sonuçtur bu. Ve burada bir her türlü hile yapıldı. E, bu hileyi bizzat devletin kuruluşu olan Yüksek Seçim Kurulu yaptı. Yüksek Seçim Kurulu meşruiyetini sıfırladı. E, normalde demokratik seçimi Yapacak bir kuruluş, Türkiye'de demokrasiyi bitirmek için her türlü gayret içerisine evet. girmiş olduğunu bugünkü vermiş olduğu kararla bir kez daha kanıtlamış oldu. Şimdi bu dediğimiz gibi zorlama bir hı hı. zorla zorlayarak alınan sonuç. Değil sonuç. Evet, doğal sonuç. Bunun değil. meşru hiçbir tarafı yok. Bütün dünyadaki bütün standartlarda biraz sonra Agite de geleceğimiz evet. için açık açık söyleyeyim ee, bir seçimin adil ve özgür yapılması bir adil iki özgür ikincisi üçüncüsü de demokratik standartlara uygun yapılması bütün uluslararası demokratik kuruluşların e, temel e, literatüründe geçen olmazsa olmazlardır evet. Türkiye'deki seçim e, bir kere adil yapılmadı. İki özgür yapılmadı, üç demokratik standartlara uygun yapılmadı, demokratik standartlar gözetilmedi evet. ve demokratik standartların gerisine düşmüş oldu. Bu açıdan seçim meşru bir sonuç değil, meşru yapılmadı. Demokratik demokratik ortamın gereği bir atmosferde seçim yürütülmedi. Bakınız bugün Yüksek Seçim Kurulu sürpriz bir karar vermedi. Neden? Şaşırtıcı e, diyorsunuz. Yani. Tabii ki çünkü bu bu sonucu düzenleyen, organize eden, bunun mühendisliğini yapan bizzati Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi. Hı <laughs> e, Bu kuruldan adil bir karar bekleyebilir misiniz? İşte bu demokratik Türkiye'de şu var. Türkiye'de artık demokratik seçim yapılabilme yetisini Türkiye kaybetti. Her geçen gün o ihtimal o azalıyor. Bu 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 artık en çok üzerinde durulması gereken konudur. Türkiye'de artık kurumlar bağımsız olma hüviyetini tamamen kaybetmiştir. Otonom olma hüviyetini tamamen kaybetmiştir. Ve seçim tamamen iktidarda olan partinin düzenlemiş olduğu, üretmiş olduğu, şekillendirmiş olduğu önceden belli olan bir sonuçtur. Bakınız her türlü şey yapıldı, yetmedi. Bir de hiç Şeytanın aklına gelmez yüksek seçim kurulunun böyle bir düzenbazlık içerisine gireceği. Bu açık açık demokratik bütün değerlerin ayaklar altına alıp çiğnenmesi anlamına geliyor. Bunun bunun savunulabilecek bir tarafı yok. Evet. Dikkat ederseniz, Evet kampanyasını savunanlar, onun savunuculuğunu yapanlar orada yer alan maddeleri savunamıyorlardı. Hı hı. Ne diyorlardı? Hayır kampanyasını yapanlar terörist diyorlardı. Evet. Çünkü savunulacak bir tarafı yoktu. Bir de sürekli CHP Genel evet. Başkanı hedef alınıyordu. Şimdi bu sonucu sonucun meşru olduğunu hiçbiri savunamıyor. Bakınız sahiplenilmedi. Yani ne de olsa bir vicdan var insanlarda. Herkes şunu biliyor. Bu seçimin galibi hayır kampanyasını yapanlar oldu. Ve esasen sonuçta hayırdır. Ama bu mühendislik sonucu bu noktaya getirildi. Ve devletin bizzati içerisinde olduğu bir kurgu bu. şimdi de öyle, Ve sonuç böyle alındı. Örneklerle karşılaştık ki şaşılmayacak gibi değil. Şimdi YSK'nın almış olduğu iki ayrı karar var. Yurt dışında yine ilçe Seçimi Kurulu'na yapılan bir başvuru var. AKP'li bir sanıyorum yine sandık müşahidiydi. Yurt dışında olmuştu. İtiraz mühür olmadığı için itirazda bulunuyor ve YSK haklı buluyor. O oy geçer sırada. ama yurt içinde de bir değil iki değil milyonlara varan böyle bir mühürsüz oy pusulası meselesi var, hadisesi var ki YSK yurt dışına aldığı kararın tam zıttını, tam tersini alıyor ve tartışmada yaratıyor. YSK şu anda tamamen hükümetin kuklasıdır. Kukladır. Bakınız kukladır. Bu, bu değişiklikler yürürlüğe girdiği zaman bütün kurum ve kuruluşlar kukla haline gelecek. Anayasa Mahkemesi kukla olacak. YSK kukla. Meclis kukla haline geliyor. Ordu kukla haline geliyor. İstihbarat kukla haline geliyor. Bakanlar tamamen kukla olacak. Buradan bir şey çıkmaz. Yani bu sevinenlere ben hayret ediyorum. Neye seviniyorsunuz kardeşimiz? Neye seviniyorsunuz? Yani sevinecek ne var ki? Demokrasiyi yok etmeye mi seviniyorsunuz? Yok ettiğiniz için mi seviniyorsunuz? Nedir Allah aşkına bu? bu buna itiraz edenler demokrasiden dolayı itiraz ediyorlar. Demokrasi elimizde tek değer olan Cumhuriyet kurulduğundan beri elimizde tek kalan şey demokrasi. Biz bu gitti diye üzülüyoruz, kahroluyoruz. Peki siz neye seviniyorsunuz? Sizin sevindiğiniz şey Türkiye'de demokrasinin yok olması mı? Şimdi sadece bizde değil bunu tabii e, dış basında, dış kamuoyu da Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu da görüyor ki New York Times'in başlığı Türkiye'de demokrasi kaybetti oldu mesela. Türkiye'de evet kampanyasını yapanlar, Demokrasiye zerre kadar inanmayan insanlar. Demokrasiyi bir araç olarak kullananlar. Demokrasiyi geldikten sonra yok etmek isteyen insanlar. Buna zerre kadar inanma, inanmıyorlar. İnanmadıklarını nereden anlayacağız? Bakınız. Millet iradesi ve millet iradesi denmiyor mu? Evet. Hep böyle denmiyor mu? Peki milletin iradesini çalan hırsızlara ne diyeceksiniz? Zerre kadar saygı duymuyorlar ki. Saygı duysa milletin iradesini çalar mı? Milletin iradesini bu kadar hoyratça ayaklar altına alan YSK'ya karşı bir iki söz söylemez mi? De bu duruma karşı hani millet iradesiydi? Millet iradesi verdi. Hayır yani. dedi. Hani siz saygılıydınız millet iradesine? Hani siz millet iradesi fetişizmiyle yaşıyordunuz? Nerede sizin saygınız? Yalan söylüyorlar. Millet iradesi işlerine geldiği zaman millet iradesi. Biz bu kafayı biliyoruz. Bunlar demokrasiyi falan bir araç görüyorlar. Demokrasiyi araç görüyorlar. Bütün kurumları ve kuruluşlarda kukla görüyorlar. Bunların inadı bir tek kişi, o kişinin Türkiye'yi yönetmesini istiyorlar. Bunlar, bakınız Türkiye 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 halkı vatandaştır. Cumhuriyetin kazanımı sonucu vatandaş olmuştur. Vatandaştır. Bunlar bizi anlamsız ve sıradan bir yığına dönüştürmek istiyorlar bizi. Bu durum amaç yığına dönüştürmek istiyor. Sıradan yığın. 1 milyon insan, 4 milyon insan ama bir karakteristik özelliğini koruyamamış insan kitlesi. Evet. Birey değil, vatandaş değil, yığın, anlamsız Tabii kitleler. Düşünmeyen, tepkisiz bu, kitle yarattı. Biz bunu, bu, bunun için evet dediler. Bunun için bütün o devletin baskı, bütün parasını pulunu e, heder ettiler. Bunun için zannedersiniz ki. Böyle bir öyle bir tezgah kurulmuş ki zannedersiniz ki ya Allah Allah bunlar acaba Kerkük'ten Kerkük'teki ba, ba, bölgesel Kürt yönetiminin bayrağını indirmek için mi bu tezgahı kurmuşlar zannedersiniz. Acaba adaları işgal edenler bu adaları mı geri almak için yapıyorlar? Kıbrıs'ı satıyorlar ya acaba Kıbrıs satışı durdurmak için mi bir tezgah yapıyorlar? Ya kardeşim sizin yaptığınız Türkiye'de demokrasiyi ayaklar altına alıp çiğnemek millet iradesine zerre kadar saygısı olan sandığa saygısı olur. Yok ki Say, san da saygısı olmayanın millet iradesine saygısı olur mu? Lafta kalıyor bunların hepsi. Millet iradesi, millet iradesi. Buyurun işte millet iradesi verdi millet. Hayır dedi. Evet. Şimdi e, AGIT meselesine gelelim yani Avrupa Güvenliği İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcileri de yine seçimden önce e, çalışma yapacağız demişlerdi ve bir ön raporda sundular YSK'ya. Evet. Ee, tabii asıl rapor 2 ay sonra açıklanacak ama ön rapordan da e, verilmesi gereken mesajlar gayet güzel. Aynen. Avrupalı gözlemciler tarafından verildi ve e, kilit vurgular da yapıldı. Referandum eşit koşullarda yapılmadı. YSK şeffaf davranmadı dediler. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da e, haddinizi bilin diye bir e, cevap da gelmişti. Agit temsilcilerine, gözlemcilerine karşılık. E, şunu da söyledi e, raporda. Şöyle de, maddeler de yer aldı. Her madde ayrı ayrı oylanmalıydı. Yani 18 madde bir paket olarak değil de halk oylaması yapılırken ayrı ayrı 18 maddelik değişikliğin her bir maddesinin ayrı ayrı oylanması gerektiğini kaydeden heyet seçmenlere sadece anayasa değişikliklerine evet ya da hayır demeyecekleri soruldu ifadelerinde kullandı. Neler diyeceksiniz? Agit tartışmaları da referanduma damga vuran önemli olaylardan bir tanesiydi. Şimdi Agit, Agit ve Avrupa Konseyi'nin ortak ön raporunu okuduğunuz zaman... Bir felaket. Hı hı. Bu Türkiye'nin aslında demokratik karakterini kaybettiğini tes tescilleyen bir belge. Bundan önce Türkiye'de seçim olmamıştı mı? Bir pek çok seçim oldu ve Türkiye hiçbir zaman böyle bir rapora konu olmamıştı. Bu rapor Türkiye'deki demokrasinin bittiğini tescil eden bir rapor. Ne diyecekti yani? Türkiye'de eşit bir seçim mi yapıldı diyecekti medyadan eşit şekilde her her iki tarafta medyadan eşit şekilde yararlandı deseydi kimse buna inanır mıydı? Veya eşit şartlarda rekabet ortamı yaratıldı mı deseydi? Ne, di ne diyecekti? Devletin devlet destek, devletin valisi, kaymakamı, devlet destekli bu ajanslar seçime hiç müdahale etmemiş midir diyecekti. Ne diyecekti yani? Bunlar olan şeyler yazmış. Az yazmış. Efendim Agit'te kim oluyor? Sen Agit'in kurucu üyesisin. Hı hı. Niye sen başka yerlere senin parlamenterlerin gidiyor Gürcistan'da, Azerbaycan'da, başka ülkelerde gözlem yapıyor ve rapor yazıyor. E sen de üyesisin. Sen demokratik bir ülke olduğun için sen zaten oraya üyesin. Niye sen sana sana yazıldığı zaman zoruna gidiyor? Bizim parlamenterler gidip Azerbaycan'la Gürcistan'da, Kazakistan'da başka ülkelerde AGIT gözlem yapmıyor mu? Rapor yazmıyor mu? E, Türkiye'de kurucu üyesi. Onlar da yazıyorlar. Bunun neresi yanlış? Eksik yazmışlar. Bunun hiçbir tarafı yanlış değil. Biz bu bütün yazılanlardan sonra nasıl bir gözle görülüyoruz? E, Avrupalılar tarafından, bu. Batı tarafından. Yani mesele şu bakınız bugün e, Avrupa'da yayınlanan dün ve Evvelsi gün Avrupa'da yayınlanan gazetelere bakıyorsunuz, Amerika'da yayınlanan gazetelere bakıyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de Türkiye artık başka bir yola girdi diyorlar. Yani Türkiye'de artık e, Avrupa ile Birliği Avrupa Birliği'ne e, potansiyel olarak demokratik bir ülke olarak girebilme e, şeyini tamamen ihtimalini tamamen kaybetti diyorlar. Hı hı. Bir, ha girersin girmesin o başka bir şey. Ama demokratik özelliğimizden bahsediyoruz. İki, hı hı. Türkiye ayrı bir yola girdi artık. Türkiye artık demokratik bir dünyanın bir bir unsuru olmaktan çıktı. Şimdi bu bu değişiklikler yürürlüğe girdiği zaman Türkiye tamamen farklı bir alana kayacak. Göreceğiz bunu. Bu burada kalmayacak. Türkiye farklı bir alana kayacak. İster istemez o alana kayacak. Şimdi Türkiye demokratik olduğu için Avrupa Konseyi'nin üyesi. Demokrat demokratik bir ülke olduğu için AGİT'in üyesi. NATO demokratik ülkelerden oluşan bir birlik. Avrupa Birliği'ne Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığımız için aday olabildik. Şu anda Kopenhag siyasi kriterlerini Türkiye karşılamıyor. Geriye gitti. Şu anda adaylık için müracaat edilse otomatik reddedilir. Şu anda neyi konuşuyorlar? Avrupa Birliği süreci bitti diyorlar. Efendim diyorlar Avrupa Birliği kim bitir? Ya kardeşim siz 12 yıl Avrupa kapılarında Dolaşmadınız mı? Her türlü her türlü aşağılanmaya rağmen evet. onları sineye çekmediniz mi? Gündüz gözü havai fişek. Havai fişekler, kutlamalar yapmadınız mı? Ne oldu? Hani övünüyorsunuz siz NATO ile biz, biz NATO'nun en büyük katkı Hı. veren ikinci ordusuyuz diye. E şimdi çıkmak iyi midir, iyi midir diyorsun. Veya Avrupa Konseyi'nin biz kurucu üyesiyiz diye övünüyorsunuz. E peki çıkalım mı yani o mu iyidir? Şangaya mı gidelim yani ne yapalım? Bu tamamen hamaset dili. Evet. Dünya artık Türkiye'de rasyonel bir akılın olmadığını görüyor. Bu zayıflayan ip herhalde İmaj, idamdan sonra daha bir zayıflayacak gibi değil mi? İdam konusu zaten gündeme geldiği zaman artık Türkiye tamamen içe gömülmüş olacak. Tamamen içe gömülmüş olacak. Ve bu şöyle yani bunu bunu özellikle istiyorlar galiba. Çünkü dünya bize karışmasın. Türkiye Türkiye'nin demokratik karakterini sorgulayabilecek örgütlerle bağımızı keselim bizim işimize karışmasın. Bu bir stratejidir. Evet. Ama bu bir kişinin işine yarar da Türkiye'deki milletin insanlar, iş, işine bu. yaramaz. Çünkü Türkiye bu kadar içeriye gömüldükten sonra Türkiye'ye ne yatırım gelir, ne turizm gelir. Türkiye'ye ne doğru Türkiye' ne dünyaya ne ihracat yapabilir doğru dürüst ne ithalat yapabilir. Türkiye bugün dünyaya bağlıdır. Bu gerçeği görmemiz lazım. Bir somut bir örnek vereceğim. Hı <laughs> hı. Kavga ediyoruz Avrupa'yla. Her tarafla kavga ediyoruz. Bakınız bu sene turizm nasıl bir darbe yiyecek? Rasyonel bir akıl yok ki. Tamamen bir kişinin koltuğunun peşine düşmüşler. Türkiye'ye turist gelmeyeceği açık. Fransa ile kavgalısın, İngiltere ile kavgalısın, Avrupa Avrupa'nın bütün ülkeleriyle kavgalısın. E turist de oradan geliyor. Yetmiyor Rusya ile başka sorunlar daha geçen yaşadık evet. biliyorsunuz. Suriye'ye Amerika'nın saldırısı nedeniyle. Biz hemen Amerika'nın tarafına tak diye geçtik. Aynı dakikada, aynı dakikada ve Rusya'yı tak diye sırtımızı döndük Rusya'ya. Ve bu başka bir normalleşme süresi, süreci akamete uğradı. Önemli ölçüde. Peki bir çalışma var mı? Örneğin bu kadar tesis var. Nereye gidecek bunlar? Hepsi batacak. Bat, batanı da alıp yandaşa devrediyorlar. Şimdi bu gerçekten sorumsuzca bir gidiş. Ben kendi ülkemin geleceğinden artık ciddi olarak endişe duyuyorum. Bir vatandaş olarak endişe duyuyorum. Bir siyasi olarak değil, vatandaş olarak kendi ülkemin geleceğinden endişe duyuyorum. Türkiye zamanını tüketiyor. Türkiye bütün enerjisini içeriye harcıyor ve niçin harcıyor? Demokrasiyi yok etmek için harcıyor. Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok bunun. Biz şimdi bütün dünya bütün ülkelerle kavga yapalım diyoruz. E kardeşim sen ihracatının %55'ini orayla yapıyorsun. Öğrencin gidip orada okuyor. Türkiye'ye gelen bütün teknoloji oradan geliyor. Turizm oradan geliyor. Yatırım oradan geliyor. Ya yani bu senin mühendislerin, senin mimarların oraya gidiyor. Ürettiğin şeyler varsa sattığın yer orası. Ya yani biz uzayda bir yerde yaşamıyoruz ki. Ve Türkiye'de bu Türkiye'nin manevra alanını ciddi manada daralttı. Ve bu değişiklikler uygulamaya girdiği zaman... Türkiye artık dönülmeyecek bir yola giriyor. Dönülmeyecek bir yola giriyor. Artık hiçbir şekilde dönemeyeceğimiz bir yola giriyoruz. Ve endişeliyiz. Evet. Ee, bir de 16 Nisan sonrası da e, tabi referandumun kazanan tarafına e, tebrik telefonları da hani oldu. Dünya liderleri tarafından. Trump'tan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Evet. evet. E, genelde pek... Batı ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden pek tebrik telefonu gelemedi Cumhurbaşkanı'na ama... E, ...işte Kuveyt'ten, e, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan tebrik telefonları geldi. Ama en sonunda ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir tebrik telefonu geldi diye biliyorduk. Ama e, bugün ve önceki günde e, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda özellikle... Beyaz Saray'ın sözcü yardımcısı Sarah Sanders dedi ki Trump'ın Erdoğan aramasının amacı tebrik telefonu değil Suriye'de işbirliği için bir görüşme gerçekleşti dedi. Yani referandum zaferini kutladı gibi bir ifade olmadı Beyaz Saray tarafından ne diyeceksiniz? Yani hangi ifadeyi biz doğru kabul etmeliyiz? Bakın Türkiye'yi kutlayan ülkelere bakın hemen Azerbaycan Cumhurbaşkanı kutluyor eşini başkan yardımcısı yaptı. Evet. Katar kutluyor. Hiçbir zaman demokrasi diye bir şey yok. Suudi Arabistan kutluyor. Demokrasinin D'si yok. Biz bunlar bile oturup düşünülmesi gereken konular. Bizi demokrasinin olduğu ülkeler kutlamıyor. Donald Trump'a gelince. Donald Trump çok açık konuşayım. İş adamı. Emlakçı. Demokrasiyi çok fazla da taktığını, taktığı söylenemez. Zaten bu hareketi çok büyük tepki aldı içeride. Evet. Hem bakın hem New York Times'ı New evet, York gazetelerde Times karşı çıkış vardı. New York Times'ta. Hatta hatta bütün sivil toplum kuruluşları tarafından ve kendi partisi içerisinde de eleştirildi. Hı, hı. Onun üzerine sözcü yardımcısı bu açıklama yaptı. yap yani bir geri dönüş var. Trump bunu hep yapıyor. Time dergisi Trump'ı Amerika devletine karşı savaş açan birisi olarak gösteriyor. Kendi Cumhurbaşkanı böyle gösteriyor. Donald Trump'ın demokrasiye inandığını söylemez. Tamamen güç, güç. Amerika'da zaten huzursuzluğun kaynağı da o. İç kamuoyundaki tepkiyi görecek yere adım attı. Hı. Avrupa Birliği farklı düşünüyor. Avrupa Birliği şu anda bu süreç, bu sürecin antidemokratik bir şekilde işlediğini, bur burada esasen hayır oylarının çıktığını referandumu hayır kampanyası yapanların kazandığını ama devlet destekli bir hileyle bunun evet'e döndürüldüğünü çevrildiğini biliyor. Ve şunu biliyor. Türkiye'nin Türkiye artık farklı bir yöne kayıyor. Şimdi ne diye kutlayacaklar? Ya helal olsun size. Çok iyi bir demokratik seçim yaptınız mı diyecekler. Kutlanacak nesi var bunun? Bunu ancak otokratik, totaliter, demokrasinin tadını, lezzetini tatmayan ülkeler yapabilir. Onlar da yapıyor. Bunlar da yapıyor işte. Peki bir sorun daha da var ki artık yavaş yavaş vaktimizin de sonlarına doğru gidiyoruz. Son 5 dakikaya girdik. Türkiye'yi bundan sonra neler bekliyor? Özellikle artık referandum tartışmaları da yavaş yavaş geride kalacakken. Masada bekleyen çok çok önemli konular var. Hemen sınırımızın başında bir Suriye meselesi var, Irak meselesi var, Musul harekatı operasyonu bekliyor. Yine o bölgede kanayan bir yara, yani ateş bir türlü dinmiş değil ve dahası da zaten 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi barındırıyoruz. Bir de Afganistan'dan, İran tarafından açıklama gelmişti Afganistan'da mülteci gelecek. Evet. Yine Suriye'nin farklı yerlerinden en son İdlib'de kimyasal saldırı olmuştu. Yine birçok binlerce mültecinin de sınır kapısına dayanması bekleniyor. Türkiye'yi bekleyen böyle bir e, kaotik senaryo da var. Sizin öngörünüz neler? Artık neler yaşayıp neler görebiliriz? Bu bir kere Türkiye'nin e, birincisi imajı kökten sarsıldı. Bundan sonra yurt dışına çıkacak insanların bunu evet kampanyasına aktif destek verenler için söylüyorum. Çıktıkları zaman hiç hoşlarına gidecek şey duymayacaklar. Türkiye otokratik bir ülke, otokratik rejim tarafından yönetilen bir ülke olarak takdim edilecek. İmajı Türkiye'nin kökten sarsılmıştır. İmaj böyle parayla pulla alınacak bir şey değildir. Çok büyük bir şeydir. Yani Türkiye'nin demokratik imajının dışarıda eksikliğine rağmen var olması Türkiye'nin en büyük değeriydi. Bu aşınmış oldu ve ciddi bir darbeydi. yedi. İki, Türkiye'nin özellikle Amerika ve Avrupa tarafından Türkiye'nin konumu sorgulanacak. Türkiye'nin aslında bu bütün bu adımlarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi bu bloktan kopar, koparıp tamamen içeriye gömmek istedi ve Türkiye'nin niyetiyle ilgili son derece ciddi kuşkular ve şüpheler olacak. İkincisi bu. Evet. Üçüncüsü Türkiye Türkiye maalesef bu çatışma dilini devam ettirdiği sürece ne Avrupa'yla ne Amerika'yla çelişkili bir öyle bir böyle yaptığı için de Rusya'yla doğru dürüst bir düzen tutturamayacak. Tutturamadığı için Türkiye hep kaybeden taraf olacak. Bakınız hem biz Suriye'de kaybediyoruz, Irak'ta kaybediyoruz. Kıbrıs'ta hiçbir gereği yokken, hiçbir gereği yokken, hiçbir gerekçesi yokken taviz üzerine taviz veriyoruz müzakerelerde. Ege'de Yunanistan şov yapıyor burnumuzun dibinde, hı hı. hiç ses çıkaramıyoruz. Yine Kardak manzaralı değil Her mi şey... Yunan komutanların fotoğrafları dolaştı Serse. Ve daha da enteresan bir şey söyleyeceğim. Bakın. Burada Barzani'nin ayağına kırmızı halılar seriyorlar. Bayrağı göndere çekiyorlar. Hı hı. Ve Barzani buradan gidiyor. Ekibi Şengal'de PKK ile masaya oturuyor. Kerkük'te de bölgesel Kürt yönetiminin bayrağını Irak bayrağının yanında göndere çekiyor. Hı. Türkiye şu anda bu otokratik tartışmalar nedeniyle tam manada bu AKP iktidarı Türkiye'de Türkiye'yi köşeye sıkıştırmıştır. Türkiye'nin bu yönetimle bu açmazdan kurtulmasının şartları ortadan kalktı. Aynen demokratik seçimin şartları nasıl kalktıysa bu hükümetin Türkiye'yi yönetebilme şartları ortadan kalktı. Bu hem ekonomik kriz olarak yansıyacak. Bakın açık açık söylüyorum. Türkiye'yi çok ciddi bir ekonomik kriz bekliyor. Evet 16 Nisan'dan önce de söylemiştiniz. Bakın ben açık açık söylüyorum. Çünkü dış dengeler çok önemlidir. Dış politika rasyonaliteye ve akla dayanır. E bunların işi, gücü ya bırakın diyorlar devlet 50'ye de bölünürse bölünsün. Benim yönetebileceğim bir parça var mı diyor. Bu, bu kafayla gidiyor. Ve nüfusun yarısını terörist görüyor. Böyle bir şey olamaz. Ne içeride istikrar tutturabilir bunlar? Ne dışarıda bir düzen tutturabilir? İçeride zayıfladıkça dışarıdaki konulardan taviz verme olasılığı iyice artacak. Ve dışarıda taviz verdikçe de içeride daha fazla otokratikleşecek. Biz biz bu uyarıları hep yaptık. Sayın Genel Başkanımız yaptı, partimizin bütün bütün kademeleri bunu yaptı. Diğer partiler yaptı. Ya Türkiye'yi bir felaketi götürüyorsunuz dediler. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen 10-15 gün sonra AKP'nin şeyi olacak. Genel başkan olacak. E şimdi AKP'nin binasının içerisine girecek. Genel merkezine çıkacak. Cumhurbaşkanlığına gidecek. Ya ben şahsen kendi adıma söylüyorum. Kendi adıma Öztürk Yılmaz olarak söylüyorum. Partim adına değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben bunu kabul etmiyorum ve buna da saygı duymuyorum kardeşim. Böyle bir rezalet olamaz. Hem parti binasına gidecek, orada toplantı yapacak. Sonra da işine geldiği gibi gelip Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanlığı yapacak. E yani bu durumda normal karşılanacak. Orada AKP'nin MYK'sına katılacak. <laughs> gelip Cumhurbaşkanlığı da devlet başkanı olacak. Ben ben bunun demokrasinin bittiği anlamına geldiğini görüyorum. Bu artık başka bir şeyden bahsediyoruz biz artık. Yani onun için 16 Nisan önemliydi. Biz demokratik her türlü barışçıl demokratik yine hukukun içerisinde kalarak her türlü hakkı ve yolu kullanmak durumundayız. Çünkü son bir iki cümle daha alayım. Evet. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bu bir millet şunu anlayacak. Çok büyük ders çıkaracaklar bundan. Buna evet verenler bin pişman olacak. Çünkü Türkiye'nin bu kadar kötü bundan sonraki süreçte bu kadar kötüleşmesi herkesi son derece üzecek. Bu kadar hem içeride bir kutuplaşma var, bölünme var. Toplum bölündü, kutuplaştırıldı. Sırf %50 alınabilmek alınabilmesi için sırf siyasi koltuk için toplum bölündü. Dışarıda da düşman yaratıldı. Peki. Çok teşekkür ederiz. Yine e sözünüz böyle yarım kaldı gibi bir durum oldu ama yine ilerleyen programlar umarım tekrar davet ettiğimizde yine programlar yapacağız. Sevgili seyirciler bu haftalık da bizden bu kadardı. 23.30'da İsmail Düker ile gün sonunu izleyebilirsiniz. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.